Bu hafta Ay Yıldız'ın izini sürmeye Serhat şehrimiz Edirne'den başlıyoruz. Yolculuğumuz Batı Trakya'ya. Bu yolculukta 63 yıl süren bir hasret öyküsüne de kulak vereceğiz. 76 yaşındaki Batı Trakya Türkü Ehat Can'ın baba ocağına kavuşmasına tanıklık edeceğiz. Ay Yıldız'ın izinde programından hepinize merhaba. Türkiye'nin Yunanistan'a ve Balkanlara açılan sınır kapısı olan İpsala'dayız. 550 yıl Osmanlı hakimiyetinde kalan Batı Trakya'ya gidiyoruz. Orada yaşayan soydaşlarımızın yaşantılarını ekranlarınıza taşıyacağız. Eğer hazırsanız programımız başlıyor. Osmanlı'nın 550 yıl hüküm sürdüğü Batı Trakya'da Ay Yıldız'ın izini sürdük. 63 yıl aradan sonra doğduğu topraklara kavuştu. 76 yaşındaki Batı Trakya Türkü Ehat Can, 13 yaşındayken göç etmek zorunda kaldığı İskeçe'de akrabalarıyla kucaklaştı. Hoş geldin. Şükür görüştüğümüze. Hoş geldin. Ehat Can'ın hasret öyküsü Ay Yıldız'ın izinde. Tarihi evleri, Arnavut kaldırımlı dar sokakları, mezar taşları ve duvarında Ay Yıldızlı camisiyle Osmanlı yadigarı İskeçe tarihimizden ve kültürümüzden izler taşıyor. İskeçe müftüsü Ahmet Mete'den Ay Yıldız mesajı. Ay Yıldız bizim için sevda, özlem. İstanbul'daki İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi Genel Direktörü Doçent Doktor Halit Eren'le Ata Toprağı Batı Trakya'yı konuştuk. İskeçe Türk Birliği kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarıyor. İskeçeli Türk çocukların muhteşem folklor gösterisi Ay Yıldız'ın izinde. İskeçe'nin Şahin köyünde yaşayan soydaşlarımız evlerinin kapılarını Ay Yıldız'ın izinde programını açtı. Batı Trakyalı hanımlardan patatesli tepsi böreği ve oyalı yazma. Az sonra Ay Yıldız'ın izinde kalın, TRT Avaz'dan ayrılmayın. Ehat abi çok heyecanlıyım ben. Senin kadar heyecanlıyım. 63 yıl aradan sonra baba topraklarına yani Batı Trakya'ya gideceğiz. Neler söylemek istiyorsun? Hemen böyle sınır kapısındayken bir duygularını vallahi, alalım. Az kaldı, çok az kaldı. Valla ben bugün yeniden dünyaya gelmiş oluyorum. Bu mutlu anı bana yaşattığınız için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok ilginç bir hikaye. Yani 63 yıl aradan sonra mutlaka dediğimiz gibi bu heyecan tarif edilebilir bir şey değildir eminim ama Ehat amcayla nasıl tanıştınız Rıfat Bey? Balkan Türkleri derneklerinde bulunuyoruz. Buralarda görev aldık ve işimizin de mesleğimizin de turizm olduğunu ve Balkanları gezdiğimizi anlayınca derneklerdeki insanlarımız işte benim baba toprağım orası, görmek istiyorum, özlüyorum falan dediklerinde biz de bunlara bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet, gittikçe de yaklaşıyoruz zaten. Evet. Az sonra da Yunanistan sınırlarına gireceğiz. Hiç vakit kaybetmeyelim Ehat amca. Ben senin heyecanını çok iyi anlıyorum. Evet. Hemen arabaya geçelim ve baba topraklarına seni kavuşturalım. İnşallah. Hadi bakalım. Evet. 63 yıl önce 13 yaşındayken baba ocağı İskeçe'den ayrılarak Türkiye'ye yerleşen Batı Trakya Türkü Ehat Can'la birlikte İpsala sınır kapısından geçip Yunanistan topraklarına giriyoruz. Efendim Ehat amcayla beraber yolda çıktık ve sınır kapısını geçtik. Şu anda Batı Trakya'ya doğru yani İskeçe'ye doğru gidiyoruz. Neler söyleyeceksiniz? Heyecan daha da büyüyor yaklaştıkça. İnşallah benim bıraktığım gibidir. İyi şeylerle karşılaşırım, iyi şeyler görürüm, iyi şeyler yaşarım. Müzik
Trakya'nın Yunanistan topraklarında kalan bölümü Batı Trakya olarak adlandırılıyor. İskeçe, Gümülcine ve Dedeağaç şehirlerinden oluşan Batı Trakya'da resmi rakamlara göre 100 bine yakın Türk yaşıyor. Turizmci Rıfat Yakupoğlu ile birlikte Batı Trakya'nın 3 şehrinden biri olan İskeçe'deyiz. Batı Trakya 550 yıl boyunca hakimiyeti altında kaldığı Osmanlı'dan derin izler taşıyor. İskece'nin meydanındayız. Turizmci Rıfat Yakupoğlu ile beraber 1870 yılında yapılan tarihi Saat Kulesi'nin önündeyiz efendim. Bu Saat Kulesi ile ilgili ve İskece ile ilgili sizden kısa bir bilgi alabilir miyiz? Neler söyleyeceksiniz? İskece Osmanlı döneminde çok önemli bir ticaret merkezi. 1700'lü yılların başında özellikle tütün ticaretiyle ünleniyor ve bütün Avrupa ülkelerinin konsoloslukları buralara kuruluyor. Gördüğünüz Saat Kulesi Hacı Emin Ağa tarafından yapılmış 1870 yılında. Eyhat amca ile beraber İskece sokaklarında dolaşmaya başladık. Buradaki çınar ağaçları dikkatimizi çekti. Bu çınar ağaçları Osmanlı döneminden kalmaymış. Eyhat amca, bu çınar ağaçları senin için bir anlam ifade ediyor mu? Bilmiyorum senelerini ama buralarda gelip bu meydanda oynuyorduk ve bu çınar ağaçlarının altında oturuyorduk. Burada dertleşiyorduk, konuşuyorduk. Çocuk olmamıza rağmen yani tabii. Eyhat amca, meydandayız. 63 yıl aradan sonra sen de ilk kez bizimle beraber İskece'ye geldin, Batı Trakya'ya geldin. Meydan değişmiş mi yoksa çocukluğundaki gibi mi? Meydan çok değişmiş. Burası yeni bir şekil almış. Burada buranın yeni mimarisi böyle, eski mimarisi böyle değildi. Bu çevredeki binaların çoğu değişik binalardı. Eski Osmanlı döneminden kalmış binalardı. Burası çok değişmiş. Yani çok değişmiş buldum buraları. 63 yıl sonra ata topraklarına gelen Batı Trakya Türkü Ehat Can'la birlikte İskeçe'nin Arnavut kaldırımlı sokaklarında yürüyoruz. Evet amca, meydan arkamızda kaldı. Saat evet. Kulesi'nin olduğu meydan. Şimdi bu dar sokağa girdik. Bu dar sokakta senin evime giden yol. Bu yolda benim çocukluğumda geçtiğim yollardan bir tanesi. Buralarda koşa koşa bu yoldan yukarıya okuldan ve şehir meydanında oynadığımız zaman bu şu yoldan gidip evimize gidiyorduk. Yani bu geçtiğim eski yollardan bir tanesi. Hadi bakalım gidelim. Gidelim, evet. Bulunduğumuz mahalle hakkında senden biraz bilgi alalım mı? Çünkü yapılar çok değişik burada, eski. Evet, burası bir Osmanlı-Türk mahallesi. Türkler de yaşıyordu. Burada Yunanlılarla beraber yaşıyorlardı ve kardeş kardeş de yaşıyorlardı yani. Burası onun için çok eski bir mahalledir. Burası Sit bölgesidir. Pek hiç burada bozulmamış. Bozulmuyor yani. O bakımdan hiç bozulmuyor. Evet. Batı Trakya sokaklarını yürürken hiç yabancılık çekmiyoruz. İşte arkamızda da tüm güzelliğiyle, asaletiyle caminin minaresi duruyor, camimiz duruyor. Bu cami Sünne Mahalle Camii. Evet. Tamam mı? Buraları bizim çocukluğumuzun en çok oynadığımız, vaktimizi geçirdiğimiz yerler. Ama ben bir şey dikkatimi çekti. Eyhat amca, sen böyle birazcık duygusallaşsın. Neden? Evet, duygularım arttı tabii. Çünkü neden arttı? Şu köşede benim babamın kahvesi vardı. Şu anda tabii yıkıldı. Tabii burası yıkılmış. Herhalde yeni bir şey yapacaklar. Bilemiyorum tabii. Ama yani çocukluğumuzda buraya gelip babama yardım ediyorduk. Ve aynı zamanda çay kahvemizi içiyorduk. Öyle bir şey bilirim burada. Ben burada elimle çevirerek dondurma yapıyordum bu kahvenin. Öyle dediğinde. Mi? O zaman kaç yaşındaydın Nehat amca? O zaman 10 yaşında filandım. 10 yaşındaydım. 10 yaşındaydım. Evet. Burası çok güzel bir mahalledir. Şimdi tabii çok sakin filan ama çok güzel. Yani Türklerin daha çok oturduğu bir mahalledir. Müzik
Sünne Mahallesi Merkez Camisi'ndeyiz. Ehat amca ile beraber ne kadar güzel bir taraftan da Cuma selası değil okunuyor mi Ehat amca? Bu çok büyük bir şey. Burada çocukluğumda bu camide ben hem teravih hem cuma namazlarına geliyordum. Buraya geldim. Benim için bugün çok önemli bir gün. Aleyküm selam. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun. Nasılsınız? Çok teşekkürler. İsminizi öğrenebilir miyim? Remzi Şaban. Bu Sünne Camii'nin imamıyım. İmam Hatibi. Aynı zamanda Kur'an kursu hocasıyım. Evet. Biz de Ehat amcamızı getirdik buraya. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun. Evet. Teşekkür ediyorum. Memnun oldum. Bola topraklarına geldiler. Bu camiyle ilgili sizden kısa bir bilgi alalım mı? Şimdi, çünkü tarihi bir cami. 2006 yılında burada köklü bir restorasyon oldu. Şimdi ben size bir şey göstermek istiyorum. Bu caminin tarihiyle alakalı, hatta bir de bilir herhalde. Bu 400 yıllık, 400 senelik bir camimiz olduğuna nereden biliyoruz? Buradaki cemaattan öğrendik. Burada berber Osman Aga mıydı? Osman Aga. Sen tanıyor musun Ehat amca? Tabii tanımaz olur mu? Benim çok yakınlarımdan bir tanesi. Akrabam da oluyor ama vefat etti tabii. Allah rahmet eylesin. Evet. Dedi ben dedemden biliyorum diyor. Onlar da bunun inşasını hatırlamıyorlar. Yani ne zaman yapılmış? Yani biz de bir kaba bir hesap. Eski bir caminin önündeyiz şu an. Evet. Gerçekten. Yani 400 yıllık olarak o zaman biz hesapladık. Tamirat esnasında bu giriş kapısını böyle göstermek mümkünse göstereyim. Evet. Bakalım bizi ne bekliyor? Evet. Bunun evet. 400 yıl 400 önce yıl yapıldığını önce. Kanıtlayan bir şey zannediyorum evet. ki. Şimdi bu Aylin Yıldız iki taraftan. Evet. Bu 400 yıl önce sonradan yapılmış değil. Biz burasını badanalı şeklini gördük, bulduk. Böyle kireçle sıvanıyordu burası. Kapatmışlar mı bu evet. Aylin Yıldız'ın üstünü? Ya bu tabii istemeyerek. Böyle bana yaparken, işte temizlik yaparken biz de bunu göremiyorduk. Tamirat sırasında kumla yıkadık burasını. Bu taşlar da 400 yıllık taşlardır böyle. Sonradan yapılmış değil. Biz de bu hali böyle bıraktık. Hiç boyamadan böyle doğal halini bıraktık. Efendim bu sefer de bu Aylin Yıldız meydana geldi. Çok gerçekten çok güzel ve gurur verici. Gurur verici bir şey. Evet. Kırmızı Çeşme'nin başındayız. Bu Batı Trakya'nın en anılan, en bilinen yerlerinden bir bölgesindeyiz. Bu çeşme çok eski, İskeçe'nin en eski çeşmelerinden. Kırmızı Çeşme. Bunun arkasındaki ev de benim evim. Öyle mi gelmişsin? 13 yılımı burada geçirdim. Bak yüzün gülüyor. Tabii mutlaka tabii. Böyle 63 yıl aradan sonra geliyoruz efendim ve ilk kez evine tabii. Görüyoruz. Ehat amca buraya kadar geldik. Tarihi çeşmeden su içmeden de geri dönmeyelim değil mi? Tabii içelim. Hadi bakarsın bakalım. Uğur getirir bize. Aa, belli mi olur? Kırmızı çeşme bize uğur getirsin diyelim. Herkese getirsin. Afiyet olsun Ehat amca. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Ehat amca şimdi sen su içerken benim aklıma geldi. Evet. Yani böyle geçmiş zamanlara geri döndüğümüzde bu çeşme başlarında ne güzel aşklar, ne güzel sevgiler yaşanıyordur değil mi? Mutlaka. Ta 63 yıl evvel sen 13 yaşındayken böyle bir şey yaşandı mı ya da sen böyle bir şeylere tanıklık ettin mi? Bizimle paylaşır mısın eğer varsa böyle tabii, bir anın? Benim bildiğim kadarıyla buradan karşı tarafta ve bu tarafta bazen bu tarafta bazen o tarafta erkekler bir tarafta erkekler bir tarafta hanımlar dururdu. Biz tabii o günleri yaşadık ama evet. Böyle bir şeyimiz olmadı. Gelirler tanışırlar burada konuşurlar. Burada mı buluşuyorlardı? Burada buluşurlar görürler. O da çeşme olduğu için su almak bahanesiyle birbirlerini görürlerdi. Birbirleriyle tanışırlardı konuşurlardı. Ne güzelmiş değil mi o eski aşklar değil mi eski tabii. Sevgiler? Aşk her zaman güzeldir. Eğer onun değerini bilirsen. Doğru ya adamcı doğru. Şimdi biz yavaş yavaş heyecanlanıyoruz çünkü eve geldik artık. Çok az kaldı. Evet. Hiç vakit kaybetmeyelim. Gidelim mi? Gidelim. Hadi bakalım. Ehat amca evinin bulunduğu sokağa geldik hemen evet. Çeşmenin burası arkasında. Kapısı. Burası bir numara. Bir numara. Hadi gel şimdi çalalım, çalalım kapıyı. Kapıyı bakalım kimler çıkacak. Bakalım kimler çıkacak. Ne söyleyecek bize? Hadi çal bakalım Ehat amca. Evet kapıyı çalıyoruz şu anda.
Yok. İçeride kimse yok. Yok, cevap evet. vermiyorlar demek ki. Ama yaşayanı biliyorsun değil mi? Kim tabii yaşıyor? Tabii biliyorum. Ben Abdullah'ın kızıyım. Öyle mi? Evet. Senin babamın. Babanı tanımıyorum ama kardeşini tanıyorum. Şeyi. Rıdvan'ı. Rıdvan benim kardeşim. Ben Rıdvan'ın ablası. Öyle benim... mi? Sizi yakından tanıyabilir miyiz? Adını söyledin mi? Benim adım Vildan. Vildan Hanım. 63 yıl aradan sonra Ehat amcayı baba topraklarına getirdik. Bizimle beraber geldi. Memnun oldum tanıştığımıza. Biz bunu 71 yıllarında aldık. Ben 1952 yılında gittim burada. Bir Yunanlı'dan aldık. Biz başka birilerine vermiştik. Onlar da demek ki size verdiler. Bir Yunanlı vardı tabii. Burada yaşlıydı. Bak mesela şu bitişlikteki ev de benim dedemin evi. Değişiklik yaptınız mı hiç? Evin içini merak ediyor. Biz de hiçbir değişiklik yapmadık. Öyle mi? Yani böyle küçük aldık. Sadece kapı, cam. Değişiklik. Bir açayım kapısını böyle bakarsınız için. Evet efendim şu anda... Ehat amca 63 yıl aradan sonra böyle kapıdan içeri girecek. Hadi Ehat amca, Bismillah deyip girelim. Burada bir küçük bunlar, oda vardı. Bunlar yoktu. Bu yoktu. Burası bahçeydi yoktu. Burası. Burası yoktu. Burası burada bahçeydi. Bir küçük tuvaletimiz vardı evet, aldığımızda. Yunanlı'nın burada dükkanı vardı. Bizim mesela yeğenim, benim kızım 82 doğumlu. Yeğenim de 82 yıllarında biz bir yangın geçirdik. Öyle mi? Bu evde mi efendim? Tamamen yandı evimiz. Çatıdan çıkmıştı. Kardeşim yeni evliydi. Bebeğimiz olmuştu mesela yeğenim. Evimiz tamamen yanmıştı. Annem babaanne evim, baba evinde oturuyordu. Ayşin Rami abilerin o taraftan anladım. Diyordum. Ondan sonra evimizden sonra bize yardımla işte ev oldu. Ondan sonra da biz fazla değiştirmedik. Efendim Ehat amca 63 yıllardan sonra evine geldi. Şimdi evinden ayrılacağız. Nereye gideceğiz? Buradan Kireççiler Köyü'ne akrabalarımızın evine ziyarete gidiyoruz. Seni bekliyorlar mı? Bekliyorlar. Allah hadi o zaman hiç vakit kaybetmeyelim. Her şey için teşekkür ediyoruz Vildan Hanım. Görüşürüz inşallah tekrar. Hadi bakalım. Ehat amcanın 13 sene yaşadığı evden ayrılıyoruz ve Ehat amcayı akrabalarıyla buluşturacağız. Akrabaların nerede yaşıyordu? Akrabalarım Kireççiler Köyü'nde yaşıyor. Kireççiler Köyü'nde yaşıyor. Oraya gideceğiz herhalde. Tamam şimdi arabamıza binelim ve oraya gidelim. Kireççiler Köyü'nde yukarı mahalledeyiz. Akrabalarının olduğu sokağa geldik değil mi evet, Ehat amca? Evet. Neler hissediyorsun? Çok mutluyum. Bu gördüğünüz evlerin çoğu benim, hepsi akrabamdır. Evet. Yani %99'u benim akrabamdır. Rıfat Bey siz ne söyleyeceksiniz? Şimdi Ehat amcanın o mutlu gününe biz de tanıklık edeceğiz sizinle beraber. Evet, ne mutlu bize. İnsanları seneler sonra vatanına, memleketine getirip buralardaki onların heyecanını... bizler de onlarla beraber yaşıyoruz. Biz de Ehat amca kadar sabırsızlanıyoruz. Çünkü bakalım neler yaşayacak. İnşallah bakalım göreceğiz neler yaşayacağız, neler göreceğiz. Hadi bakalım vakit kaybetmeden gidelim. Ehat amca akrabalarına geldik. Evet. Kimlere konuk oluyoruz? Amca çocuklarım benim. Ay, onlarla bizi kapıda karşılıyorlar efendim. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldin. Şükür görüştüğümüze. Hoş geldin. Efendim Ehat amca şu anda akrabalarıyla evet, bir araya geliyor. 63 yıllardan sonra. Merhabalar nasılsınız sağ efendim? Ol, hoş bulduk. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ne kadar zaman geçti ya 63 yıl. 63 yıl ya. Çok zor değil mi? Ya. Çok zor. Ben, zor. Hasretlik çok zordu. Bir yaşındaymışım ben sen gittiğinde. 52 değil miymiş? 52 ben bir yaşındaymışım. Evet. Bir yaşındayım hatırlamayayım bir şey yani. 63 yıl geçmiş arada bir yaşındaymışım ben mesela. Evet, evet. Hasretlik çok zordur yani. Allah nasip etti bak geldiniz görüştük. Hadi buyurun. Geçin. Hadi bakalım içeri geçelim. Şöyle. Müzik
Hasan kardeşim, 63 yıl sonra birbirimizi gördük. İşler güçler nasıl? Çocuk çocuk nasıl? Herkesin sıhhati yerinde mi? İyi mi? Ne yapıyorsunuz? Nasıl para kazanıyorsunuz? Nasıl yaşıyorsunuz? Bunlar da çok önemli şimdi artık bu devirde. Abicim, eski zaman değil. Yani sen Maçan Boralısı'nın atladığı eskiden bu köy hep tütüncülükle uğraşıyor, zencüperlikle uğraşıyor. İşler şu anda biraz doruk. Evet. Doruk. Aa, gene şükür diyelim. Gençler çalışıyor. Sabahın gidiyor. Benim iki tane çocuklarım var, gelinlerim var. Sabah 7'de çıkıyorlar. Akşam 5'te 6'da geliyorlar. Hep çalışıyorlar. Şükür diyelim. Evet. Şükür diyelim. Biz tabii biz de çok çalıştık. Aşağı yukarı 40 senedir ben ormancılık yaptım yani falan. Şu anda emekli olduk. Emekliyi de biraz indirdiler falan, önceki gibi değil ama gene duruma göre şükür diyelim. Şükür diyelim. Benim için en önemli şey sağlık. Sağlık. Sağlık evet. Oldu mu? Biz alıştık. Evet. Biz köylerden geldik. Evet. 73'te indim buraya ben. Bir arada canım sıkıldı diye ben alışmayacağım galiba burasını. Bana çok öyle tuhaf geldi. İki evler, damlar, saçaklar, evler çıku, boştu. Boştu. İnsan yoktu. Boşalmıştı. Yollar yoktu. Burada yani bu yan tarafta bir köy var, Mursanlı, biliyorsun sen o arasını. Eşekler, hayvanlar giderdi pazar aşağı, eski şeylerler. Arabalar yoktu. Ben 6 yaşında buradan eşeğin üzerine binip sabahleyin babamla beraber... Burada İskeç Altı diye bir yer var. İskeç Altı'nda tütün ekiyordum. Ama gel gidelim, zaman geçti ki gördün ne oldu burası yani. Evet. Genişti. Efendim 63 yıllardan sonra Ehat amcanın akrabalarıyla kavuşmasına hepimiz birlikte tanıklık ettik. Ehat amca, duygularını öğrenebilir miyim şu anda? Neler hissediyorsun? Şimdi 63 yıl aradan sonra böyle akrabalarla bir araya gelmek... Evet. Çok özel bir olay. Tabii akrabalık çok önemli bir şey. İşte özlem duyuyorsun. Sen istiyorsun akrabalarının iyi gününde de kötü günde de beraber olmak. İnsanların daha yakın olmaları lazım. Sık sık görüşmeleri lazım. Sık sık bir araya gelmeleri lazım. Çünkü bu dünya kimseye kalmayacak. Evet, şimdi Refika teyze de geliyor. Bize kendi elleriyle kahve yaptı. Çok teşekkürler Refika teyzeciğim. Sağ olasın. Şöyle Hasan amcaya da verelim. Ehat amcaya da verelim. Evet amca, senin mutluluğuna tanıklık ettik. Gel bir de Hasan amcanın duygularını, düşüncelerini öğrenelim. Efendim siz neler söyleyeceksiniz? Ben de onun kadar mutluyum. Şimdiden sonra inşallah sık sık görüşeceğiz, sık sık toplanacağız. Çünkü önemli olan serbestlik var. İstediği zaman gidebilir, istediği zaman gelebilirler. Önemli olan o benim için. Siz neler hissediyorsunuz 63 yıllardan sonra tekrar beraber oldu? Çok zor hasretlik yani. Her tarafta var. Kardeşler var, abiler var, ablalar var. Çok zordur. Amcalar var, amca çocukları var. Evet. Çok zordur hasretlik. Evet, artık veda vakti geldi. Her şey için çok teşekkür ederiz. Bizlere kapılarınızı açtınız. Gönüllerinizi açtınız. Biz müsaadenizi istiyoruz artık yavaş yavaş. Tamam inşallah. İnşallah. Ehat amca, şimdi ata topraklarına geldik. Tabii ki dedelerini ziyaret etmeden, mezarlarını ziyaret etmeden geçmek istemedik değil mi? Evet, onun için geldik, mezarı ziyaret edeceğiz. Aha. Onların mezarlarını göreceğiz. Evet, duamızı edip çıkacağız. Geldi geçti ömrüm benim, şol yel esip geçti. Geçmiş gibi hele bana şöyle geldi, bir göz olup açmış gibi.
Ehat amcanın şimdi dedelerinin yattığı mezara geldik. Ehat amca, bu mezarlık çok eski çünkü Osmanlı döneminden kalma mezarlar da var burada. Var. Var. Çok eski tabii, değil tabii, mi? Mezar taşlarına bakınca tabii, onu anlıyoruz. Evet, çok eski mezarlar da var. Benim dedelerimin yatmış olduğu mezarlar burada mevcut. Evet. Büyüklerimin. Babamın bana anlattığına göre bizim sülalede yaşayanların ve vefat edenlerin mezarlarının burada olduğunu biliyorum. Peki en son 13 yaşındayken mi geldin dedenin mezarına? 13 yaşındayken geldim. Benim hatırladığım kadar benim dedemin mezarının burasının olduğunu biliyorum. Ehat amca, buraya kadar geldik. Dedene ve tüm ölmüşlerimize de buradan bir fatiha gönderelim değil mi o kadar gelmişken? Buraya kadar gelmişken ölmüşlerimizin ruhu için mübarek cuma gününde de inşallah Allah bu dualarımızı da kabul eder. İskeçe'deki gezimiz sürüyor. İskeçe müftüsü Ahmet Mete'yi makamında ziyaret ediyoruz. İskeçe müftüsü Ahmet Mete Bey ile beraberiz. Efendim, ilk önce bizi kabul ettiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Bu bölgede yapmış olduğunuz çalışmalarla ilgili bize neler söylemek istersiniz, neler anlatacaksınız? Batı Müslüman Türk azınlığının mensupları dinine bağlı insanlar. Dolayısıyla dini hizmete de çok önem veren ve ihtiyaç duyan insanlardır. Camilerimizin tamiratını halkımızla beraber, efendim eksikleri varsa yine halkımızla beraber, halkımızdan toplayıp camilerimizi yapıyoruz. Hayırseverlerden topluyoruz. Hayır yapmak isteyenlerden istiyoruz. Dolayısıyla camilerimizin tamiratını böyle bir şekilde yapmaya ve ayakta tutmaya çalışıyoruz. Bununla beraber tabii ki vaaz ve irşat heyetlerimiz var. Hanımlardan hanımlara hitap edecek, dinini anlatacak. Erkeklerden erkeklere dinini anlatacak. Dolayısıyla çocuklarımıza da Kur'an'ı öğretecek din öğreticilerimiz var. Ve camilerde bütün köylerin ve kasabanın camilerinde Kur'an kurslarımız var. 2700 öğrencimiz Kur'an kurslarına devam etmekte. Bütün hafta içi günlerde gitmekte ve dinini öğretmekte. Hedefimiz Batı Müslüman Türk azınlığının kadınlı, erkekli, çocuklu dinini bilen, ne olduğunu bilen ve bu memleketlerde devletine saygılı ama kendi aslını da kaybetmemiş insanlar yetiştirmek. Hocam, özellikle İskece'de Osmanlı eserlerine ev sahipliği yapıyor. Camilerimiz de mevcut. Bunlar hakkında da tarihi yönden değerlendirmenizi istesek neler söylersiniz? Şimdi İskeçemizin içinde bir iki tane camimiz tarihi cami. Çünkü tarih boyunca İskeçe Osmanlı ordusunun geçit yeri olmuş. Daha önce Yenice, şu anda İskeçe'ye bağlı olan bir kasaba. Yenice kasabası İskeçe'nin yerindeyken orada iki tane efendim çok muhteşem Osmanlı eseri var. Bir tanesi işte yine az bir tamirattan geçirildi fakat öbür camimiz yıkımla karşı karşıya, çatısı açılmış durumda. İzinler çıkartmaya çalışıyoruz. Fıçıllı camimiz vardı, onu halkımızla beraber tamir ettik. Hemetli camimiz var, o da Osmanlı eseri. Geçen sene 10 günlük bir izin verdiler. Şu anda da tam kalaslar konulmuş, çatısı kapanacak durumdayken bir senedir öyle açık bir vaziyette duruyor. Yani devletin prosedürleriyle tarihi eserlerde, bütün mabetlerde bir sıkıntımız var. İnşallah ileriki dönemde bunu aşmayı umuyoruz. Sayın Müftüm, bizim programımızın adı Ay Yıldız'ın İzinde. Ay ve yıldız sizin için ne anlam ifade ediyor? Öncelikle ay yıldız bizim için sevda, özlem. Gökteki ay gönüldeki yıldız ve Kabe'den sonra döndüğümüz yön. Bir daha yıldız Türkiye Cumhuriyeti'nin, ana vatanımızın bayrağıdır. Hepimizin gönlündeki bayraktır. Hepimizin sevdasıdır. Batı Rakya Müslüman Türk'ünün de özlemidir. Onun için bizde her evde ay yıldız bulunur. Her caminin mihrabında, minberinde ay yıldız bulunur. Thank you.
Batı Trakya geçmişte dramatik göçleri de sahne oldu. Binlerce Batı Trakya Türkü ana vatanları Türkiye'ye yerleşti. Kendisi de bir Batı Trakya Türkü olan İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi Genel Direktörü Doçent Doktor Halit Eren'le İstanbul Yıldız Sarayı'ndaki çalışma ofisinde Ata Toprağı Batı Trakya'yı konuştuk. Batı Trakya Türkleri Yunan vatandaşı olarak Türk asıllı Müslüman bir azınlık statüsüyle varlıklarını devam ettiriyorlar. Lozan'da 110 bin civarındaydılar. Bugün sayıları 150 bin civarında. Tabii bir kısmı Almanya'da, Avrupa'da işçi olarak çalışıyor. Bu arada tabii yüz binlercesi de Türkiye'ye göç etti. On binlercesi ve bu sayı bugün yüz binlere varıyor. Onların bir istatistiki bir projeksiyonla ele alırsak bugün 600 binin üzerinde Batı Trakya Türkü Türkiye'de yaşamaktadır. İskeçe'deki gezimiz sürüyor. Şimdiki durağımız eski bir Türk mahallesi olan Ahiryan. Osmanlı kokan, Türk kokan bu mahalleye girdiğimizde adeta zaman tünelinden geçiyoruz. İskeçe Eski Türk Mahallesi'ndeyiz. Arkamda da Safranbolu evlerini andıran evler yer alıyor. Eğer burada tarihe tanıklık etmek ve keyifli vakit geçirmek istiyorsanız burası kaçırılmayacak bir fırsat. İskece Eski Türk Mahallesi'nde gezerken tarihte yolculuk yapabilirsiniz. Rıfat Bey'le beraberiz. Gerçekten çok güzel. Hatta bazı evler neredeyse Safranbolu'da kendimizi hissetmemize neden oldu. Buranın tarihiyle ilgili kısa bir bilgi alalım mı sizden? Osmanlı döneminde Türklerin yoğun olarak yaşadığı yer. Halen bugün evlerde Türk çocuklarını görebiliyorsunuz. Bahçelerinde Türk çocukların oynadığını görebiliyorsunuz. Yaşlı teyzelerle buraya gelen misafirlerimiz Türkçe sohbet edebiliyor. Aynı zamanda o hareketli olduğu dönemlerde Osmanlı dönemindeki Osmanlı tütün tüccarlarının da oturduğu bölgelerden bir tanesi. İlerideki meydanda da Avrupa ülkelerinin tütün ticareti için kurmuş olduğu konsoloslukları, elçilik binaları var. Yunanistan'da azınlık statüsünde olan Batı Trakya Türkleri, geleneklerini ve kültürlerini günümüzde de yaşatıyorlar. Şimdi objektifimizi İskeçe Türk Birliği'ne çeviriyoruz. Efendim İskece Türk Birliği'ne konuk olduk ve İsmet Bey'le beraberiz. Gelin İskece Türk Birliği'ni İsmet Bey'den dinleyelim. Ne zaman kuruldu burası ve faaliyetleriniz neler efendim? Evet, çok teşekkür ediyorum. Üyeleri ve yöneticileri olduğumuz İskece Türk Birliği 14 Nisan 1927 yılında kurulmuş. İlk olarak İskece Türk Gençler Yurdu olarak kurulur. Daha sonra 1936 yılında İskece Türk Birliği adını almıştır. İskece Türk Birliği kuruluşundan bugüne kadar ülkemiz Yunanistan'ın milli değerlerine saygılı olarak sportif, kültürel ve sosyal etkinliklerde bulunmuştur. Örneğin futbol takımımız,
gerek bölgemizde gerek yurt içinde ve yurt dışında çeşitli müsabakalar düzenleyerek dereceler elde etmiş. Müzik kolumuz bölgemizin gençlerini eğiterek konserler vermiş. Tiyatro kolumuz başarılı sahneler sergilemiş. Olmazsa olmazlarımızdan biçki, dikiş, nakış ve el sanatları kurslarımız, el emeği göz nuru eserleriyle genç kızlarımıza yönelik ve özellikle köylerimizde yaşayan ve ilkokuldan sonra eğitimlerine devam edemeyen genç kızlarımızı hayata hazırlamış ve onları üretken olmaya teşvik etmiştir. Bu etkinliklerle, faaliyetlerle birlikte ayrıca bilgisayar kurslarımız ve folklor ekiplerimiz var ki bunlar da her zaman etkinliklerimize renk katan, gücümüze güç katan, gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında böyle faaliyetlere devam ediyoruz. Birbirinden güzel genç kızlarımız var. Gelin onları daha yakından tanıyalım. Adınız? Açelya. Açelya burada ne yapıyorsun? Hiç işte öyle. Nasıl geçiyor günlerin? İyi geçiyor. Çok güzel. Çok eğlenceli arkadaşlarımızla birlikte. Evet. Okul işte öyle. Peki seni de tanıyabilir miyiz? Evet. Beyza. Türkiye'ye geldin mi? Evet. Nereye gittin? İstanbul'a. Öyle mi? İstanbul'da nereleri gezdin peki? Çok yeri. Peki sen gittin mi? Evet. Nereye gittin İstanbul'da? İstanbul'un her yerine gittim. En çok neyi beğendin? Panorama Müzesi'ni. Öyle mi? Evet. Peki bir daha gitmek ister misin? Tabii ki de. Peki seni de tanıyabilir miyim? Adım İlayda. Soyadın ne İlayda? Topal. İlayda'cığım sen de İstanbul'a geldin mi? Küçükken geldiğim var. Türkiye'ye gittin mi? Evet. Evet. Nerelere gittin? Bursa, İstanbul, Folklor'la Balıkesir'e gitmiştik. Aralara gittim. Peki burada ne yapıyorsun? Nasıl geçiyor günü? Okul. Okul sadece yani fazla boş vaktimiz yok. Oyunlar da oynuyorsun. Evet. İskeçe Türk Birliği'nden ayrılıp rotamızı İskeçe'nin 27 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Şahin Köyü'ne çeviriyoruz. İskece'nin en büyük Türk köyü olan Şahin Köyü'ne geldik. 1900'lü yıllarda kurulan Şahin Köyü, köyde yaşayanlar dışında kimsenin giremediği bir yerdi. Hatta o dönemde askeri koruma altındaydı. Ancak o yıllar geride kaldı. Şimdi herkesin en çok ziyaret ettiği köyler arasında Şahin Köyü. İskece'nin en büyük Türk yerleşim yeri olan Şahin Köyü, Dobrivor Dağı'nın eteklerinde kurulu. Batı Trakya Türklerinin adeta kalesi olan köy, asırlardan bu yana inancını, değerlerini ve geleneklerini sürdürüyor. Türkiye selamlı! Türkiye selamlı! Kendimizi Anadolu'da hissediyoruz, bu köyün sokaklarında yürürken. Efendim Şahin Köyü'ne geldik. Şahin Köyü'nde de Kebiri Hanım'ın evine konuk oluyoruz. Ve kendisi bize buranın meşhur böreğini yapacak. Sizler için tanıtacak. Merhabalar, nasılsınız? Hoş geldiniz, iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler, hoş merhabalar. Geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz.
Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Efendim, hiç vakit kaybetmeyelim, ne yapalım? İçeri geçelim mi? Hadi bakalım, sohbetimizi orada devam edelim. Şahin Köyü bildiğiniz gibi aslında Türklerin yoğun olarak yaşadığı bir köy ve yerli ve yabancı turistlerin de sıklıkla ziyaret ettiği, merak ettiği köyler arasında yer alıyor. Biz de Kebir Hanım'ın evine konuk olduk. Kendisiyle ve komşularıyla sohbet edeceğiz. Çünkü bizim geldiğimizi duyunca komşuları da bizi ziyarete geldi. Merhaba demek istediler bize. İlk önce sizi yakından tanıyabilir miyiz? Ne kadar zamandan beri burada yaşıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Merhabalar. Öncelikle TRT Havas'a bu güzel programından dolayı teşekkür ediyoruz. Az önce yerli ve yabancı turistlerden bahsettiniz. Ben de kendimi yerli bir turist olarak adlandırayım. Çünkü ben İskeçe'de yaşıyor olmama rağmen belli aralıklarla, belli sıklıklarda Şahin Köyü'nü ziyaret ediyorum. Burada Şahin bayanlarıyla bir arada olmak, onlarla ortak projelere imza atmak ve onlarla birlikte güzel toplumumuz için faydalı şeyler yapmak bizi çok heyecanlandırıyor. O yüzden de sık sık geliyorum. Efendim, Kebir Hanım bize sağ olsun kapılarını açtı. Kebir Hanım, neler yapıyorsunuz burada? Sizi yakından tanıyabilir miyiz? Evet, merhabalar. Öncelikle evime misafir olduğunuz için çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Ben 25 yaşındayım. Ev hanımıyım. 3 yaşında bir kızım var. Evliyim. Şahin Köyü gerçekten çok güzel bir köy. Özellikle de halkı inanılmaz misafirperver. Bir de sizden dinleyebilir miyiz Şahin Köyü'nü? Evet, köyümüz çok güzel. Misafirperver. İnsanlarımız çok sıcakkanlı. O yüzden herkesi buraya davet ediyorum. Gelip bir köyümüzü ziyaret etmelerini tavsiye ederim. Gezecek güzel yerlerimiz var. Camilerimizi ziyaret edebilirler. Peki bugün neler yapacağız? Bugün size bir geleneksel böreğimizi tanıtmak istiyoruz. Burada sıklıkla yapıyor musunuz bu böreği? Evet, düğünlerde, özel günlerimizde, bayramlarda olmazsa olmazımız. Arkadaş toplantılarında. Evet, olmazsa olmazımız. Hiç vakit kaybetmeyelim değil mi Kebir Hanım? Ve mutfağa geçiyoruz. Hadi bakalım. Şimdi Hafize yanımda. Nelere ihtiyacımız var bu börek için? Böreğin yapımı için ihtiyacımız olan malzemeler 12-13 adet rendelenmiş patatesimiz var. 1,5 bardak pirincimiz var. 1 yemek kaşığı tuzumuz, 250 gram peynirimiz, 1 tutam nanemiz, yarım bardak da zeytinyağımız var. Ve yufkalarımız var, hazır evet, yufkalarımız. Biz önceden tabii hazırladık, evet, fazla zaman kaybolmasın diye. Ne kadar patates? 2 kilo, yaklaşık 2 kilo patatesimiz var. İçinde de bir adet bir baş soğanımız var. Bir baş soğanımız var. Evet. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi bütün malzemelerimizi, saydığım malzemeleri patatesimizin içine ekleyeceğiz. Güzelcene karıştıracağız ve tepsimize yaymaya başlayacağız. Evet, o zaman yapmaya başlayalım. Buyurun. Öncelikle pirinçlerimizi kabımızın içine alıyoruz. Evet. İçinde patates rendemiz var. Ve bir tane de bir baş soğanımız evet, vardı. Evet, bir baş da soğanımız var. Şimdi tuzumuzu ekleyeceğiz. Şöyle bir tutam nane koyuyorum. Peki ne kadar pişecek bu? Ne kadar zamanda hazır olur? Böreğimiz aslında geleneksel sobalarımızda pişirilen bir börek. Ama şu anda evlerimiz çok modern olduğu için sobamız yok ne yazık ki. Demek ki eski zamanlarda sobanın üzerine pişiyormuş. Evet, sobanın üzerine yavaş yavaş çevrilerek pişirilen bir börek. Biz ama sizin için elektrikli ocağımızın üzerinde pişireceğiz. Teknoloji olunca tabii ki efendim. Evet, şu anda peynirlerimiz rendeleniyor. Peynirlerimizi çok güzel bir şekilde rendeledik. Geri kalan malzemeyi de üstüne ekledik. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi yufkamızla kapatacağız böreğimizi. Şimdi böreğimizi hızlı ateşte pişirmek üzere ocağımıza koyuyoruz. Ben fırına değil ocağa.
Şimdi kaç dakika kalacak? Yaklaşık yarım saat pişecek yani. Ondan sonra bir tepsi yardımıyla böreğimizi çevireceğiz. Tekrar yarım saat diğer taraftan da pişecek. Tamam, toplam yaklaşık bir saat sonra böreğimizi yiyeceğiz. Hafize böreğin altı pişti sanırım. Evet. Şimdi elinde bir kapak görüyorum. Nedir bu? Evet, şöyle tahtamız var, yuvarlak bir tahtamız. Bunu üzerine koyup ters çevirmeye çalışacağız. Tamam, bu tahtayla o zaman ters çevireceğiz. Evet. Yapalım mı? Böreğimizin diğer tarafını pişirmek için. Tamam. Tamam. Yapalım. Şöyle kapatıyoruz. Fakat ben biraz korktuğum için kayınvalideme devretmek istiyorum. O zaman Nurhan Hanım mı çağıracağız? O çevirsin bence. O zaman buyurun Nurhan Hanım, gelin. Efendim Nurhan Hanım çevirecek. Evet, şöyle dönelim. İnşallah. Bakalım çevireceğiz. Böreğin diğer tarafını pişirmek için değil mi? Aha. Hadi bakalım. Böreğimizi pişirdik. Ne yapacağız şimdi? Tadına bakalım. Böreğimizin tadına bakacağız değil mi? Hiç vakit kaybetmeyelim ve böreğimizin tadına bakalım. Muhteşem olmuş. Ellerinize sağlık. Gerçekten. Çok çok teşekkür ediyorum. Asıl biz teşekkür ederiz. Köyümüzü ziyaret edip evimize konuk olduğunuz için size çok teşekkür ediyoruz. Yolunuz düşerse tekrar bekleriz. Evet, bizler de sizleri bekliyoruz. Gönlünüzü açsınız bize. İnşallah tekrar en kısa zamanda görüşürüz. İnşallah. Asıl ben size teşekkür ederim. Kapımız her zaman açık. Sizi her zaman bekleriz. Bu da size ufak bir hediye olacak. El emeği, göz nuru. Kendimiz yaptık. Evet, buraya geldiğimizde bunu da duyduk efendim. Eşine olan hasretlerini hanımlar, buradaki hanımlar oyalarıyla anlatıyorlar. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Belki bir daha buraya geldiğimde bunu takarak geleceğim. Evet, bekleriz tabii ki. Evet. Arzu ederseniz size şu anda hemen bir takalım. Evet, takalım değil mi? O kadar hediyeyi aldım ama takmak istiyorum. Tamam. Efendim işte burada görüyorsunuz ki ne kadar doğal, ne kadar samimiler. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel. Benim için de çok özel bir hediye oldu bu. Batı Trakya'nın kalbi Gümülcine'den hepinize merhaba. 550 yıl Osmanlı hakimiyetinde kalan Gümülcine'de pek çok Türk soydaşımız yaşıyor efendim. Ayrıca Gümülcine Osmanlı eserlerine de ev sahipliği yapıyor. Eğer hazırsanız Ay Yıldız'ın izinde başlıyor. Onlar kültürlerini, dillerini ve dinlerini hiç unutmadılar. Batı Trakya Türkleri Ay Yıldız'ın izinde ekrana geliyor. Osmanlı'nın 550 yıl hüküm sürdüğü Gümülcine, Türk tarihinin izlerini taşıyor. Batı Trakya Türklerinin lideri merhum Doktor Sadık Ahmet hiç unutulmadı. 20 yıl önce elim bir trafik kazasında kaybettiğimiz Doktor Sadık Ahmet'i oğlu Levent Sadık Ahmet anlatıyor. Çok kararlıydı. Hiçbir şey onu toplumla ilgili almış olduğu kararlardan kesinlikle vazgeçiremezdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün Selanik'te doğduğu tarihi ev, Büyük Önder'in hatıralarını yaşatıyor. Selanik Başkonsolosu Orhan Yalman Okan, bugün müze olarak hizmet veren Atatürk'ün evini anlatıyor.
az sonra. Ay Yıldız'ın izinde kalın, TRT Avaz'dan ayrılmayın. Buram buram Osmanlı kokan, Türk kokan Batı Trakya'da Ay Yıldız'ın izini sürüyoruz. Batı Trakya'nın merkezi Gümülcine'deyiz. 55 bin nüfuslu Gümülcine'de 20 bine yakın Türk yaşıyor. Batı Trakya Türkleri kültürlerini ve geleneklerini kurdukları derneklerin çatısı altında yaşatmaya devam ediyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan ve Gümülcine'de bulunan Türk Gençler Birliği'ne geldik. Gelin bu derneğin faaliyetlerini birlikte öğrenelim. Merhabalar başkanım, nasılsınız? Gümülcine Türk Gençler Birliği'ne hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim. Ne güzel çocuklarımızla beraber bizi böyle karşılıyorsunuz. Merhabalar, iyisiniz değil mi? Maşallah, ne kadar tatlılar. Bugün halk oyunları gösterimi yapacağız size. Saz ekibimizin mini konseri olacak. Aynı zamanda da içeride lokalimizin içinde kurslarımızın mini sergisi olacak. Çocuklarımızın güzel gösterilerini izleyelim o zaman. Evet. Çıksam olurum elin üstüne, olsam uzak elin üstüne. Çıksam olurum elin üstüne, olsam uzak elin üstüne. Safiye günahlar yakmış, ol parmağına eline. Safiye günahlar yakmış, ol parmağına eline. Ah gelir Osman Ağar gelir, Safiye Bekar yalana gelir. Ah gelir Osman Ağar gelir, Safiye Bekar yalana gelir. Gümülcine Türk Gençler Birliği'nin başkanı Koray Hasan Bey ile beraberiz. Efendim ilk önce bizleri kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ne zaman kuruldu bu birlik? Neler yapıyorsunuz? Bize bahsedebilir misiniz? Tabii. Gümülcine Türk Gençler Birliği 1928 yılında kurulmuş bir dernektir. Türk kültürünün yaşatılması ve geniş kitlelere ulaştırılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla kurulmuş bir dernektir. O dönemde ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nde Atatürk ilke ve inkılapları yapılmakta, yenilikler yapılmaktadır. Batı Trakya Türk'ü de bu yeniliklerden geri kalmaması amacıyla derneğimiz çatısı altında o dönemde kurslar açılmış. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanan yenilikler Batı Trakya'da derneğimiz çatısı altında çeşitli kurslarla yaşatılmıştır. Bugün itibarıyla derneğimizin halk oyunları ekibi, müzik ekibi, seramik ekibi, dikiş nakış kurslarımız, takı kurslarımız, resim kurslarımız, ebru kurslarımız mevcuttur. Aynı zamanda sportif etkinliklere de katılmaktayız. Koray Bey, peki kaç öğrenci bulunuyor burada? Yaklaşık şu anda 300'ün üzerinde öğrencimiz bulunmakta. Bunun dışında Türkiye Cumhuriyeti'ne eğitim almak için giden öğrencilere rehberlik hizmetinde de bulunmaktayız. Burada yaklaşık 10 yıldan bu yana müzik kurslarını devam ettirmekteyim. Enstrümanlarımızın arasında bağlama ve gitar kursumuz da var ayrıca. Hı hı. Çocuklar meraklı tabii, meraklı olanlar geliyor tabii. Kaç öğrencimiz var? Yaklaşık 60 öğrencim var. 60 öğrencim. Tabii bunların arasında yeni başlayanlar var ve de birkaç yıldan bu yana da devam edenler var. Bir kere başlayan bırakamıyor yani bu. Ne kadar güzel, ezgilerimizi böyle çocuklara öğretiyoruz. Tabii bizlerin amacımız zaten bu yani. Türkülerimiz kaybolmasın, bağlama burada da çalsın diyoruz. Türkiye'nin dışında da olsak çalsın diyoruz yani, susmasın.
nakış ve el sanatları hocası Mübera Hanım'la beraberiz. Mübera Hanım'ın elinde o kadar güzel bir tepsisi var ki hemen sizinle de paylaşmak istiyorum. Bakar mısınız? Ne güzel süslemişler. Hocam bunun adı ne? Bunun ismi kahve tepsisi. Kozadan oluşuyor. Öyle mi? Evet, kozayla çalışıyoruz. Ayrıca burada bir Antep işi, bir el eseri de var. Onu da gösterelim. Bakar mısınız? Bunları kimler yapıyor hocam? Çocuklar mı? Evet, öğrencilerimiz yapıyor. Hanımlarımız, kızlarımız. Peki yaş grubunu öğrenebilir miyim? Hangi yaş grubu katılıyor? 25 yaştan 60 yaşına kadar öğrencim var. Öyle mi? 60 yaşında bile? Evet, öğrencim var. Evet, torunlarına. Evet, torunlarına kadar. Çeyiz mi yapıyorlar? Evet, çeyiz yapıyorlar. Tabii bizim buradaki amacımız Türk kültürünü yaymak. Var olan kültürümüzü bütün toplumumuza, Batı Trakya kadınlarına, kızlarına bunları öğretmek ve tanıtmak. Dolayısıyla elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Efendim şimdi resim hocası Füsun Hanım'la beraberiz. Elimizde de ne var? Kız Kulesi kız var kulesi, değil mi hocam? Evet. Ne zamandan beri burada çalışıyorsunuz ve ne gibi faaliyetler yapıyorsunuz? Bize anlatabilir misiniz? Evet, 16 yıllık. Kapatıyoruz. 17 yıla basıyoruz. Kaç öğrenciniz var hocam? 50 öğrencim var. Anaokuldan başlıyor. İlkokul, ortaokul, lise. Gümülcüğüne Türk Gençler Birliği Seramik Atölyesi'ne geldik. Öğrencilerimiz de çalışıyor. Hemen yanımızda da hocamız Zeynep Hanım var. Zeynep Hanım, burada ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Ne gibi faaliyetler yapıyorsunuz? Bize biraz bahseder misiniz? Çalışmalarımızın çoğunda kendi özümüzden izleri çalışmalarımıza yansıtmaya çalışıyoruz. Batı Trakya'mızdan izleri. Bu yıl da Çin'i çalışmalarına başladık. Öyle mi? Yeni bir çalışma. Yeni bir çalışma. Geleneksel Türk el sanatı olan Çin'i sanatını Batı Trakya'ya tanıtıp onu da yaşatmaya çalışacağız elimizden geldiği kadar. Bir haftalık bir eğitim aldık, workshop gibi burada lokalimizde çalışmalar yapıldı. Öncülüğünü de başkonsolosumuzun eşi Sayın Hülya Akıncı hanımefendi yaptı. Çok destekledi bizleri. Buradan kendilerine de çok teşekkür ediyoruz. Bir iki aydan beri çalışıyoruz Çin'i. Ben buraya hobi olarak geliyorum. Benim 3 tane de torunum var. Maşallah, Allah bağışlasın. İnşallah. Değişiklik oluyor tabii benim için. Burası benim özgürlüğümü ilan ettiğim sığınağım diyebilirim. Daha çok elimi dile getiriyorum diyebilirim. Genelde düşündüklerimi aksettirmeye çalışıyorum. Gümülcine'de Ay Yıldız'ın izini sürmeye devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Başkonsolosluğundayız. Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı Bey ile beraberiz. Efendim ilk önce bizi kabul ettiğiniz için bu yoğunluğunuz arasında çok teşekkür ediyorum. Efendim bu bölgede ne kadar soydaşımız yaşıyor? 150 bin civarında soydaşımız var Batı Trakya bölgesinde. Malumunuz Lozan Anlaşması'nda öngörülen mübadelenin, nüfus değişiminin dışında tutulmuş Batı Trakyalı soydaşlarımız ve bütün hakları Lozan Anlaşması ile garanti altına alınmış. Soydaşlarımız burada gayet canlı, gayet kültürel ve sosyal açıdan dinamik bir yapıya sahip. Müftülüklerimizin rolü çok çok önemli. Toplumsal liderlik boyutunda bir önderlikleri var. İskeçe ve Gümülcine müftülüklerimiz gayet canlıdır. Osmanlı döneminden beri devam eden bazı adetler, bir kısmı Anadolu'da da unutulmuş olan adetler burada yaşatılmaya devam ediyor. Festivaller, mahyalar, hatimler müftülük bünyesinde ve başka dernekler ve yapılar bünyesinde devam ediyor. Aslında bölgemiz Türk turistlerin ilgisini çeken bir bölge. Dede Ağaç ve Kavala görev sahamızdaki yerler arasında. Bir de tabii Selanik Başkonsolosluğumuzun uhdesindeki Selanik ve Atatürk Evi Türk turistlerin çok ilgisini çekiyor. Batı Trakya'da görmeye değer çok fazla şey var. Özellikle soydaşlarımız sadece bir selam verilmesinden bile büyük memnuniyet duyuyor. Burada tabii tarihi eserler biraz coğrafi olarak dağınık durumda. Ancak tabiat güzelliği müthiş. İskeçe ve Gümülcine'nin dağlık bölgelerindeki
köylerde yapılan etkinlikler gerçekten kültür turizmi açısından görmeye değer. Burada bir Kurban Bayramı'nı ya da festivalleri, diğer etkinlikleri görmek isteyen vatandaşlarımızın çok memnuniyetle ayrılacağını düşünüyorum. Çünkü Dede Ağaç, Kavala üzerinden otoban boyunca seyahat edip köylerimize çok uğramayan turistlerimiz de var. Onları da buraya davet etmek isteriz. Efendim, bizleri kabul ettiğiniz için bu yoğunluğunuzda gerçekten size çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Gümülcine tarihi camileriyle, minareleriyle Osmanlı'dan derin izler taşıyor. Gümülcine tabii Osmanlı devletinin bir parçasıydı bir Balkan Harbi'ne kadar. Gümülcine 1360'ta Osmanlı topraklarına dahil edildi. Batı Trakya'nın tamamı tabii. O günden bugüne Gümülcine'de birçok tarihi eserler, kültür mirasını temsil eden eserler, mimari eserler, camiler, hanlar, hamamlar yapıldı. Tabii 1913 Balkan Harbi'nden sonra Gümülcine Osmanlı Devleti'nin kontrolünden çıktı. Kısa bir süre Gümülcine bağımsız bir devlet olarak Garbi Trakya Hükümeti Müstakillesi, yani bugün Batı Trakya Türk Cumhuriyeti olarak bilinen, ancak 2 aylık bir ömrü olan müstakil bir devlet olarak da tarihte yerini aldı Batı Trakya. Daha sonra tabii 1919'a kadar Bulgaristan kontrolündeydi. 19'da 20 arasında müttefik devletler adına Fransız himayesindeydi. 20'den sonra da Yunanistan'ın kontrolüne geçti. 24 Temmuz 1923'te Lozan Antlaşması imzalanırken Türkiye'deki Rumlarla Yunanistan'daki Türkler mübadele edildi, biliyorsunuz. Bütün Anadolu'daki Rumlar Yunanistan'a, Yunanistan'daki Türkler Türkiye'ye gönderildi. İstanbul'daki Rumlar Patrikhane'ye bir cemaat olsun diye burada bırakıldı. Bu mübadeleden istisna edildi. Buna karşılık da Batı Trakya Türkleri Yunanistan'da, Batı Trakya'da bırakıldı. Ve oradaki Türklerin hak ve hukuku, azınlık hakları tespit edilmiş oldu. Yani Yunan vatandaşlığı olarak bütün vatandaşlık haklarına sahip olmakla birlikte, aynı zamanda da Müslüman Türk olmaları hasebiyle de ana dilleri Türkçeyi her yerde kullanabilecekleri, okulda hatta mahkemelerde dahi kullanabilecekleri, kendi dini ve kültürel kurumlarını idare edebilecekleri, müftülerini seçebilecekleri, eğitim kurumlarını kurabilecekleri, ki oradaki eğitim kurumları, ilkokullar, ortaokullar, Türklerin okulları azınlık okulu statüsündedir. Cemaat tarafından kurulur ve cemaatin seçtiği encümen heyeti tarafından idare edilir. Bu hala da böyledir. Gümülcine'deki gezimiz sürüyor. Şimdi de Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif'i makamında ziyaret ediyoruz. İlk önce bizleri kabul ettiğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Burada yaptığınız çalışmalar hakkında sizden bilgi alabilir miyiz? Ben de öncelikle Batı Trakya'mıza şeref verdiğiniz için, Batı Trakya Türklerini gündeme getirdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık diyorum, yüreğinize sağlık diyorum. Bugün halen hazırda Gümülcine'de vilayet olarak 165 camide 5 vakit ezan okunuyor. Bu camilerin her birinde bizim birer din görevlimiz var. Buralarda 5 vakit namaz kıldırıyorlar ve bunun dışında bizim faaliyetimiz olarak camilerde bu din görevlisi arkadaşlarımız Kur'an kursları yapıyorlar. Bundan dolayı da her zaman her yerde şunu söyleyebiliyorum. Gümülcine ve Batı Trakya'nın genelini de söyleyebilirim. Halkın %75'i Kur'an-ı Kerim'i aslıyla, yani Arapça şekliyle okuyabiliyor. Ve halkımızın da %99'u biz din adamları ilmihal bilgisi dediğimiz dinini yaşayacak kadar biliyor. Halkımız Osmanlı gelenek görenekleriyle yaşıyor. Hatta bugünkü Türk milletinin geneline baktığımız zaman dinine bağlı insanlar, geleneklerini yaşayan insanlar olarak olduğunu görmemiz mümkün. Bunu çarşıda, sokakta da geçseniz Gümülcine'de görmeniz, hissetmeniz mümkün. Şimdi isterseniz bu söylediklerimden sonra bizim dini hayatımızı
Gümülcine'nin Selahattin camilerinden isterseniz eski camiye gidelim. Orada bizzat yerinde görelim dini yaşantımızı. Bir de camiyi de size anlatalım isterseniz. Osmanlı'dan bizlere yadigar kalan eski camideyiz. Gerçekten çok güzel bir cami. Evliya Çelebi'ye göre bu cami 1608-1609 yıllarında inşa edilmiş efendim. Bu cami hakkında sizden bilgi alabilir miyiz? Sizlerin de ifade ettiğiniz gibi burası Gümülcine'nin içinde bulunduğumuz mekan eski cami. Aslında eski cami denilmekle beraber Gümülcine'de ilk yapılan cami değil. Cami mahalleden ismini alıyor. Burada tahminen 1200 kişi kadar bir arada namaz kılabiliyor. Bunun şu bir gördüğünüz zemin kat ve bir de yukarıda gördüğünüz gibi daha çok hanımların geldiği, namaz kıldığı bölüm var. Beraber 1200 kişi kadar cemaat alabiliyor. Caminin özelliklerinden bir tanesi de altında bulunduğumuz kubbenin kiremitle olması. Yani böyle camiler çok nadir. Fakat bu güzel cami tarih içinde rüzgarlarla zaman zaman bazı zararlar görmüş, düzeltilmiş. Fakat 1912 Balkan Savaşı'nda buralarını ilk Bulgarlar işgal ettiği zaman, Osmanlılar zamanında bu camiye büyük zayiatlar vermişler. Minaresi bugünkü var olan minaresi değil. Bulgarlar geldiği zaman burasını yıkıyorlar bu minareyi. Sonraki yıllarda Fransızlar bir ara dönemde 1912 Balkan Savaşı'na gelince o dönemde yok olan minarenin yerine Fransız komutandan alınan izinle tekrar minare yerine konuluyor. Daha önce tek şerefeli olan minare daha sonraki bugünkü haliyle iki şerefe haline getiriliyor. Bugün de caminin bir restorasyona ihtiyacı var aslında. Fakat ekonomik krizler nedeniyle son yıllarda pek fazla yapılamadı. Su aldı zaman içinde bu kubbe. Kiremitlerin eskimesi yıllar, asırlar üzerinden geçince. İnşallah önümüzdeki günlerde de bunu da düzeltmek istiyoruz. Buralarında daha nezih, daha temiz bir hale getirmek istiyoruz. Umarım inşallah önümüzdeki zamanda bir dahaki çekimlerde daha güzel bir cami görebiliriz hep beraber diyorum. Çok kararlıydı. Hiçbir şey onu toplumla ilgili almış olduğu kararlardan kesinlikle vazgeçiremezdi. Çok büyük bir kıvılcım, bir ateş. O yüzden hiçbir zaman sönmüyor ve sönmeyecek. Çocuklarımı her sevdiğimde, her kucakladığımda hep rahmetli babama anıyorum ve kalbim titriyor. Keşke her baba, her anne hayatta olsa. Doktor Sadık Ahmet, Batı Trakya Türklerinin unutulmayan lideri. 1995 yılında Gümülcine'de bir traktörün otomobiline çarpması sonucunda 48 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ömrünü Batı Trakya Türklerinin davasına vakfeden Doktor Sadık Ahmet'in Gümülcine'de yaşayan oğlu Levent Sadık Ahmet'in evine konuk olduk. Merhum Doktor Sadık Ahmet'in yaşamış olduğu eve konuk olduk. Oğlu Levent Bey bize kapılarını açtı. İlk önce çok teşekkür ediyoruz Levent Bey, bizi kapılarınızı açtığınız için, evinize davet ettiğiniz için. Doktor Sadık Ahmet de bu evde bir sene yaşadı değil mi? Bunları konuşacağız, babanızı daha yakından tanıyacağız. Size anlatmanızı rica edeceğiz. Ama ilk olarak izleyicilerimiz için kendinizi bize tanıtabilir misiniz? Tabii. Levent Sadık Ahmet, öncelikle şahsım ve ailem adına TRT Avaz ekibine ve Ay Yıldızımın izinde programı sizlere çok teşekkür ederim. Batı Trakya'ya, evimize hoş geldiniz. Bizleri yalnız bırakmadığınızdan dolayı sizlere minnettarız.
Biz rahmetli babamı kaybettikten sonra Türkiye'ye gittik. Tahsilimizi orada, eğitimimizi aldık. Büyüdük ve şu an son 15 yıldır Yunanistan'da aktif pamuk ticareti ve farklı alanlarda ciddi işler yapmaya gayret gösteriyoruz burada. Çünkü biz buralıyız, biz Batı Trakyalıyız, biz Gümülcüneliyiz. Doktor Sadık Ahmet'i daha yakından tanımak istiyoruz. Çünkü gerçekten o bir liderdi. Batı Trakyalıların gözünde çok önemli bir kişiydi. Bir de babanızı sizin ağzınızdan dinleyebilir miyiz? Tabii Sadık Ahmet, evet, Doktor Sadık Ahmet Batı Trakya Türklerin lideriydi. Ancak benim babamdı. Evet. Hiç kimsenin görmemiş, onu göremediği gibi ben görebiliyordum. Ancak Sadık Ahmet olduğu gibi bir insandı. Evde neyse dışarıda da oydu. En ağır ve en önemli toplantılarda da duruşunu hiç bozmuyordu. Fıkra anlatmasını severdi. Sert bakışlarının altında yufka yürekti. Çok sevecen, çok dürüst. Bu dürüstlüğüyle zaten Sadık Ahmet çok anılır. Çocuklarından, ailesine hiçbir şeyi yakınlarından esirgemeyen bir insandı. Ki zaten nasıl esirgeyebilirdik ki, toplumuna sürekli daha fazla vermeye gayret gösteren bir insan. İyi saz çalardı. Öyle. Türk sanat musikisini çok severdi, onları dinlerdi. Ve dinine çok bağlı olan bir insandı. Böyle kızlarla anneler, babalarla oğullar arasında mutlaka bir bağ vardır. Siz de 15 yaşınıza kadar babanızla beraberdiniz. Onu yakından takip ediyor muydunuz? En çok hangi özelliklerini beğeniyordunuz? Babamı çok yakından takip ediyorum çünkü biz babaya hasret büyüdük sürekli. Sadık Ahmet Avrupa'da, Amerika'da, Afrika'da, Türkiye'de, Atina'da sürekli aktif olarak seyahat ediyordu. Geldiğinde tabii ki her hareketini, oturmasını, kalkmasını, yemek yemesini, sert bakışlarını, her şeyini titizlikle inceliyordum. Tabii bunun o an çok fazla farkına varamıyorsunuz çünkü çocuksunuz veya çok gençsiniz. Ancak şimdi Sadık Ahmet hayatta olsa babam bir dakika yanından ayrılmazdım. Yani onu şu an ben bir babayım, iki tane oğlum var, kendi işlerim var. Şu an rahmetli babamı eskiyle kıyasladığımızda çok daha fazla arıyor ve ona çok daha fazla ihtiyacım var. Çünkü erkek arasında nasıl anne kız arasında bir diyalog varsa baba ile oğul arasında da böyle bir diyalog olduğuna ben inanıyorum. Hayatımdaki en büyük eksiklik Sadık Ahmet'in hayatta olmaması. 15 yaşında babanızı kaybettiniz Levent Bey bir kaza sonucunda. O kaza anını hatırlıyor musunuz? Neler yaşandı? Neler hissettiniz? Şöyle, Yalanca köyünde bir sünnet merasimine gidiyorduk. Rahmetli Sadık Ahmet cerrahtı. Ve Müslüman çocuklarını sünnet ediyordu burada. Çok hoş vakit geçiriyorduk arabanın içerisinde, fıkra anlatıyorduk ve ondan birkaç dakika sonra bizim hayatımız alt üst oldu. Annem rahmetli babama, Sadık dikkat et, ileride bir traktör galiba bizi bekliyor dedi. Birkaç saniye sonra traktör gelip bize çarptı ve bizim hayatımız alt üst oldu. Araba takla attı, ben tutunabildim, sağ arkada oturuyordum. Kız kardeşim babamın rahmetlinin arkasında oturuyordu, annem de önde oturuyordu. Kız kardeşim çok ciddi yaralanmıştı. Sadık Ahmet arabanın takla atmasıyla arabadan çok uzak bir mesafeye düşmüştü. Arabadan farklı sesler geliyordu. Zar güç bela kapıyı bir şekilde açtım çıktım. İşte kız kardeşim gerçekten çok kötü, bütün yüzü kanın içerisindeydi, öksürüyordu. İşte o arada pnömotoraks olmuş, akciğerine hava kaçmış. Rahmetli babamı çok uzak bir noktada buldum. O an çocuk halimle kalp masajı yapmaya çalıştım babama. Ancak göğüs kafesinin paramparça olduğunu, kollarının kırık olduğunu, yüzünde bir çizik dahi yoktu. Ancak kafatasında ciddi bir çatlak vardı. O ara bir yarım saate yakın hiçbir araba, hiçbir motosiklet, hiçbir şey geçmedi. Yani Türkiye'deki E5 karayolunu düşünün ve hayat durdu orada. Ben, annem, kız kardeşim, ölmek üzere olan babam ve bize çarpan kişi karşıdan sadece bizi izliyordu. Bu hayatımın en acı anı. Akabinde daha sonra bizim Avrupa'da yaşayan gurbetçi vatandaşlarımızdan bir tanesi, tahmin ediyorum yarım saat gibi bir zaman geçmişti. Daha sonra trafik bir anda normal akışına döndü.
Ne demek istediğimi çok açık. Babamı, beni sol arkaya oturttu, rahmetli babamı da 3-4 kişi taşıyarak benim kucağıma yatırmaya gayret gösterdiler ama o kadar her yeri kırılmıştı ki bir yerden tuttuklarında diğer taraftan kolu veya bacağı düşüyordu. Rahmetli babam kucağıma yattı, yatırdılar, gözümün içine baktı, bir şey söylemeye gayret gösterdi ve hayatını kaybetti ve gözlerini kapattı. Dayımı aradım, kendileri İskeçe'de yaşıyorlar. Çok acil Gümülcine'ye gelmelerini, bize bir traktörün çarptığını, babamın öldüğünü ve kız kardeşimin çok ağır olduğunu söyledim. Tabii birkaç saat sonra bu duyuldu. Binlerce insan hastaneye akın etmiş. Hastane kapıları, hastanenin bahçe kapıları kapanmış. Polis çok ciddi önlem almış. Halk ağlıyordu. Dostlarımız o akşam babamın arkadaşları yemeği bekliyorlarmış bize. Onlar, herkes. Ancak bir taraftan da çok üzülerek söylüyorum. Davul zurna çalıp göbek atanların olduğunu, bundan çok mutlu olanlar Yunanlardan olduğunu da, bunları da işittik. Bunlar çok acı ve üzücü şeyler. Allah kimseyi böyle bir acı yaşatmasın. Benim en acı günümdü. Ben rahmetli babama 15 yaşında elimde öldü ve mezara ben indirdim. Evet, çok üzülüyorum. Hala çok üzülüyorum. Hala gözyaşlarımı tutamıyorum. Burada Gümülcine'de kaldığımda bu evde her köşesinde rahmetli babamın kokusu hala burnuma geliyor. Ancak bununla yaşamayı öğrendik. Biz buradan ayrıldığımızda cenazeden birkaç gün sonra, ki bizi burada hastaneden atmaya çalıştılar. Kız kardeşim komadaydı. Çok ağır ameliyatlar geçirdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bize buraya özel bir ambulans uçak geldi. Ve biz o şekilde bir valizle buradan ayrıldık. Üç kişi bir valiz. Diş fırçamız, ayakkabımız, her şeyimiz burada kaldı. Şimdi diyorum ki böyle olmasında hayır varmış. Çünkü hiçbir zaman buradan kopmadık. Evet. Ve hiçbir zaman da kopmayacağız. Bizim kökümüz çünkü burada. Benim dedem de buradaydı. Dedemin babası da, dedemin dedesi de buradaydı. Biz buraya sonradan gelmedik. O yüzden de hiçbir yere gitmeye niyetimiz yok. Burada birlik ve beraberlik içerisinde, barış içerisinde, huzur içerisinde. Aslında o kadar güzel ki bir tarafta cami var. Diğer tarafa baktığınızda kilise var. Herkes gayet güzel bir şekilde din, ibadet edebilir. Bir tarafta Türkçe konuşuluyor, bir tarafta Yunanca konuşuluyor. Biz çift dil konuşuyoruz. Bizim ana dilimiz Türkçe, ancak Yunanca'yı da çok güzel konuşabiliyoruz. Benim öyle Yunan tanıdıklarım var ki gayet güzel Türkçe de konuşuyorlar. Bu bir artıdır. Bu bir kazanımdır. Sevmiyorum, konuşmuyorum, yapmıyorum, etmiyorum diyor, bir dünya kalmadı artık. Dünya global oldu. O yüzden barış ve huzur içerisinde yaşamak çok daha önemli hale gelmiştir. Ben bu sene rahmetli Sadık Ahmet'in 20. ölüm yıldönümü anısına böyle bir dua kitapçı bastırdım. İçerisinde birçok sürekli okumuş olduğumuz dualar hazırlattım. Ben ekibinize ve sizlere böyle minnacık bir hediyem olsun. Ya gerçekten bizim için çok büyük bir anlam ifade ediyor. İlk önce bunu söylemek istiyorum Levent Bey. Bizlere kapılarınızı açtınız, gönlünüzü açtınız. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz değerli bilgiler için de. Ben çok teşekkür ederim. Arzu edersiniz buradan anıt mezara geçip reportajımızın devamını yapalım. Evet, kabrini mutlaka ziyaret ederim o zaman. Erken yaşta babanızı kaybettiniz. Neler hissediyorsunuz? Tabii şu an kalbimin en hassas olduğu noktaya dokunmuş oluyorsunuz. Benim ilk oğlum ismi Sadık Han. Rahmetli dedesinin ismi, diğeri de Mehmet Han. Keşke her baba, her anne hayatta olsa.
Ancak ben rahmetli babamı en acı şekilde kaybettim. Çünkü rahmetli Sadık Ahmet benim elimde vefat etti. Babamın gözlerini ben kapattım. Babamı çok özlüyorum. Hayatımda bazı şeyleri Sadık Ahmet için yaptığıma inanıyorum. Bu doğa kendiliğinden oluyor, bilerek değil. Ancak daha sonra dönüp baktığınızda, evet ben bunu babam için yapmışım diyorum. Çocuklarımı her sevdiğimde, her kucakladığımda ve her kok, çünkü rahmetli Sadık Ahmet bizi koklamasını severdi. Hep rahmetli babama anıyorum ve kalbim titriyor, gözlerim doluyor. Böyle duygusel içerisinde hayat devam ediyor. Çok kararlıydı. Hiçbir şeyi onu toplumla ilgili almış olduğu kararlardan kesinlikle vazgeçiremezdi. Ki örnek verecek olursak, hapse atıldı Sadık Ahmet Türk'üm dediğinden dolayı. 3,5 aya yakın hapis cezası, hapiste yattı. Devamı paraya çevrildi. Ancak çıktığında bir hafta sonra tekrar Yunan Millet Meclisi'ne gidip milletvekili seçildi ve ben Türk'üm diye bas bas bağırmaya başlamıştı. Evet. Bunları kesinlikle unutamam. Çok yumuşak kalpliydi. Çok sert, yani sert görünüşüne rağmen çok yufka yürekliydi. Çok yardımsever bir insandı. Çok namuslu ve dürüsttü ve çok çalışkandı. 20 yıl geçmiş olmasına rağmen binlerce soydaşımızın, Battrakya Müslüman Türk'ünün mezarı başına gelip hüngür hüngür ağlaması, davayı ve aileyi yalnız bırakmıyor olmaları bizi çok duygulandırıyor. Bize çok ciddi güç veriyor. Ve yapmamız gereken şeyler, hedefleri çok daha hızlı ve daha azimli, daha kararlı gitmemiz için çok büyük bir ivme. Bu çok büyük bir kıvılcım, bir ateş. O yüzden hiçbir zaman sönmüyor ve sönmeyecek. Sadık Ahmet'in vermiş olduğu mücadelenin ne kadar doğru bir mücadele olduğunun en güzel kanıtı ve ispatı, unutulmuyor olması, binlerce insanın hala Sadık Ahmet'e dua ediyor olması bizler için çok önemli ve bu toplum için de çok önemli. Battrakya Türk toplumu geleneksel bir toplumdu. Geleneksel bir toplum olduğu için mücadelesini de sessiz yürütüyordu. Yani hiçbir zaman böyle hak arama mücadeleleri yapmıyordu. Hakkını sessiz arıyordu. 1980'li yıllara kadar, 80'li yıllarda Battrakya Türklerinin arazileri istimlak edilmeye başlanmıştı devlet tarafından. O zaman Sadık Ahmet bir imza kampanyası başlattı. 15 bin üzerinde imza topladı ve Sadık Ahmet'in topladığı bu imzalarla bir Türklük mücadelesine gidildi. Aynı dönemde Yunanistan tarihi Türk kuruluşlarını, İskeçe Türk Birliği, Gümülcen Türk Gençler Birliği gibi kuruluşların isimlerinde Türk adı geçtiği için bu kurumları kapattılar. Halbuki 1950'li yıllarda o kurumların isimlerinde ve hatta Türk okullarının tabelalarında Türk isminin yer almasını kendileri istiyordu. Yani öyle bir, çünkü iki ülke arasında anlaşma vardı. Bir tezat vardı burada tabii, bunu kapatmaları. Ve buna karşı bir mücadele başlattı Doktor Sadık Ahmet. Onun öncülüğünde başladı. Ve bu mücadelesiyle Sadık Ahmet 1988 yılında büyük yürüyüşler yapıldı. Ve Sadık Ahmet bu yürüyüşlerde toplumun lideri olarak öne çıktı. Ve 95 yılına kadar, vefatına kadar bu liderliğini sürdürdü. Bu Battrakya Türklerinin meselelerini uluslararası platformlara taşıttı. Önce Türkiye Türk kamuoyuna duyuruldu. Ardından da Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi gibi kuruluşlara duyurulma fırsatı buldu. Ve bu liderliği de Battrakya toplumunun lideri olarak tarihteki yerini aldı ve hala da bugün yeri doldurulamamıştır Doktor Sadık Ahmet'in. Doktor Sadık Ahmet'le beraber uzun yıllar bir arada bulundunuz. Onu en iyi tanıyanlardan biri de sizsiniz efendim.
Onunla ilgili bize neler söylemek istersiniz? Ölünceye kadar, son anına kadar neredeyse günün 24 saatin 18 saatini beraber geçiriyorduk. Böyle bir beraberliğimiz vardı. Yani anılarla dolu. Şunu söyleyebilirim, hakikaten o günler zor günler idi. Bu azınlığın o zor günlerinde liderlik yaptı bu topluma. Bu toplumun hakkını, hukukunu hem ülke içerisinde olsun, ülke dışında da hatta 1989 senesinde milletvekili seçildiğinde bu azınlıktan ilk defa bir milletvekili, ben de Yüksek Tahsiller Derneği Genel Sekreteri olarak azınlığın bu kurumun temsilcisi olarak beraber Strasbourg'a gittik. Strasbourg'da azınlığın hakkını, hukukunu ilk böyle resmi düzeyde Avrupa Parlamentosu'nda milletvekili olarak Doktor Sadık Ahmet tabii liderliğinde gittik. Beraber mücadele bu şekilde başladı. Efendim hiçbir hakka sahip değilsiniz. İşte bu kadar bastırılmış, ürkütülmüş, korkutulmuş bir toplumu Sadık Ahmet temsil etti. O insanlara cesaret verdi. O insanların sıkıntılarını her düzeyde dile getirdi. Neredeyse 20 sene oluyor kendisini kaybettik. Böyle bir değerli insanı da tabii unutmak mümkün değil efendim. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün Selanik'te doğduğu tarihi ev, Büyük Önder'in hatıralarını yaşatıyor. Selanik Başkonsolosu Orhan Yalman Okan, bugün müze olarak hizmet veren Atatürk'ün evini anlatıyor. Az sonra. Komşu ülke Yunanistan'da Ay Yıldız'ın izini sürmeye devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu topraklarda Selanik'teyiz. Selanik'te ilk olarak Başkonsolosumuz Orhan Yalman Okan'ı ziyaret ediyoruz. Efendim ilk önce çok teşekkür ediyorum bu yoğunluğunuzla bizi kabul ettiğiniz için. Selanik bizim için gerçekten çok önemli bir şehir. Burada ne kadar Türk yaşıyor, ne kadar soydaşımız yaşıyor bunu öğrenebilir miyiz? Selanik'in bizim için 3 açıdan önemi var açıkçası. Birincisi tabii sevgili atamızın doğduğu, çocukluk yıllarını geçirdiği şehir olması açısından bizim için özel bir konu var. İkincisi Selanik'in kendisinden kaynaklanıyor. Yani binlerce yıldır burası her zaman bir ekonomik, kültürel açıdan bir merkez konumunda olmuş. Balkanların dünyaya açılan kapısı konumunda olmuş. Bir üçüncü önem açısı da bizim için burada soydaşlarımızın tabii yaşıyor olması. Selanik'te 5000 civarında soydaşımız yaşamakta. Aynı zamanda Selanik'e takriben 1 saat uzaklıktaki İmathia ilinin Aleksandriye kasabasında da 800 ila 1000 civarında soydaşımız bulunmaktadır. Efendim bizim programımızın adı biliyorsunuz ki Ay Yıldız'ın izinde. Ay ve Yıldız sizin için ne anlam ifade ediyor, öğrenebilir miyiz? Ay ve Yıldız benim için açıkçası özgürlük ve bağımsızlık kelimelerini çağrıştırıyor. Bayrağımızda Ay Yıldız yer alıyor. Ay ve Yıldız'ı ne zaman görsem Türk milletinin tarih boyunca özgür ve bağımsız olarak yaşadığı aklıma geliyor. Türk milleti için, Türk devleti için büyük bir kutsallık ve önem taşıyan Atatürk evi de Kançılarya'mızın içinde yer alıyor. Arzu ederseniz birlikte Atatürk evine geçelim. Hem de izleyicilerinize Atatürk evi hakkında da bilgiler sunmuş oluruz. Efendim Atatürk'ün doğduğu eve geldik. Gerçekten çok heyecanlıyız. Hikayenin ilk başına dönelim efendim, ne dersiniz? Yani bu ev ne zaman inşa edildi? Bunun tarihçesiyle başlayalım. Tabii ki de. Atatürk evinin inşa tarihi 1870.
İlk dönemde tabii evi sahibi Ali Rıza Bey değildi. Atatürk doğmadan birkaç sene önce Ali Rıza Bey bu evi kiralıyor. Sonra aile buraya yerleşiyor. Malumunuz 1888 yılında da Ali Rıza Bey vefat ediyor. Vefat ettikten sonra bir süre daha burada yaşıyor aile. Daha sonra yanındaki küçük bir eve geçiyorlar, yerleşiyorlar. 1912 yılında tabii Selanik'in elimizden çıktığı tarihte bir Yunan aile satın alıyor bu evi. Tabii Atatürk'ün annesi, kız kardeşi İstanbul'a taşınıyorlar. 1937 yılında Selanik Belediyesi bu evi Yunanlı sahibinden satın alıp devletimize hediye ediyor. Efendim şimdi bir odaları gezmeye başlayalım, ne dersiniz? Hemen karşımızdaki odaya girelim, bakalım o odada bizi neler bekliyor? Atatürk evinde 4 temalı oda bulunmakta. Bu odalar Selanik odası, Manastır odası, Ankara ve İstanbul odaları. Alt katta Selanik odası ile Manastır odası var. Bu 4 şehir sevgili atamızın hayatında önem arz eden 4 şehir. Evet. Olduğu için. Ve burası bir modern müzecilik anlayışıyla teşrife yapılıyor. Atatürk evini ziyaret eden misafirlerimizin aynı zamanda atamızı tanımasını da arzu ediyoruz. Yabancı konukların da tanımasını arzu ediyoruz. Burada göreceksiniz panolarda Yunanca, Türkçe ve İngilizce anlatımlar var. Her şehre ait olarak Atatürk'ün hayatından kesitler veriliyor. Burada da Züveyde Hanım'ı görüyoruz. Evet, heykeltıraş Bülent İşcan tarafından, Balbomum'dan yapılan bir heykeli. Zübeyde Hanım'ın. Evet. Burada aynı zamanda Aziz Atamızın şahsi eşyaları da bir kısmı tabii buraya getirildi. O yüzden her iki katta da sergiliyoruz. Orijinal sevgili atamızın kullandığı çatal bıçak takımları var. Yukarıdaki katta da birazdan göreceğiz. Orada da kişisel eşyaları yer almaktadır. Peki efendim, hemen karşımızdaki odada ne var? Burasının ne özelliği var? Şimdi Selanik odasından çıktık, Manastır odasına geçiyoruz. Şimdi Manastır odasındayız. Tabii. Manastır da sevgili atamızın hayatında önemli şehirlerden biri. Askeri mektebe Manastır'da gitti. Buradaki bilgilendirme panolarında Atatürk'ün Manastır'daki hayatını anlatıyoruz. Efendim hemen sağımızda bir oda daha bulunuyor. Tabii. Bu oda o dönemde mutfak. Mutfak olarak kullanılan bölüm. Aynı zamanda burada yine Balmumu'ndan bir Atatürk heykeli var. Gençliği 17-18 yaşları canlandırılarak yapılmış bir heykel. Gerçekten çok güzel. Hı-hı. Şimdi yukarı çıkalım. Tabii. Yavaş yavaş. Bakalım yukarıda bizi neler bekliyor. Efendim şimdi ikinci kata geldik. İkinci katta neler yer alıyor? Şimdi ikinci katta İstanbul ve Ankara odaları mevcut. İstanbul odası... O zaman hemen İstanbul odasına girelim. İstanbul odası Atatürk'ün dünyaya gözlerini açtığı oda. Öyle mi? Evet. Mustafa Kemal Atatürk'ün efendim doğduğu oda değil mi? Şu an doğduğu odadayız. Evet. Burada yine tabii Atatürk için İstanbul'da çok özel bir öneme sahip. İstanbul'da geçirdiği dönemi anlatan bilgiler yer alıyor bilgi panolarında. Ona ek olarak arkamızda da yine sevgili atamızın kişisel eşyalarını görüyoruz. Burada Kara Harp Okulu künye kaydı yer alıyor. Yine atamıza ait askeri bazı malzemeleri, kullandığı tabletler, küllükler burada yer alıyor. Onu daha yakından tanımak isteyenlerin mutlaka ziyaret etmesi gereken yerlerden birisi. Şimdi İstanbul odasından çıkarın, nereye gidelim? Şimdi karşıda Ankara odasına geçiyoruz. Ankara demek Cumhuriyet demek. Burada da ziyaretçilerimize Cumhuriyet dönemi hakkında bilgi veriyoruz. Atatürk'ün Ankara'da geçirdiği yıllar, Ankara'da Cumhuriyet'in ilk yıllarında gerçekleştirdiği devrimler hakkında bilgiler sunuyoruz. Burada gene kişisel eşyaları sergileniyor. Mesela herhalde kullandığı kahve fincanını görüyoruz burada. Evet. Ayakkabıları. Evet. Terlikleri, bastonu. Gerçekten çok hoş. Evet. Aynı zamanda burada heykel tıraş Murat Daşkın'ın yaptığı bal mumundan sevgili atamıza ait heykelde yer alıyor. Böylelikle atamızın huzurunda oluyoruz burada, onun maneviyatının huzurunda. Efendim burada da Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı mührünü görüyoruz değil mi? Evet, Cumhurbaşkanlığı mührü. Bunun aslı İstanbul'da, Dolmabahçe Sarayı'nda. Burada replikası yer alıyor. Restorasyondan mutlaka geçmiştir burası. Tabii. 2012 yılında 2 yıllık süren bir restorasyon çalışması yapıldı. Buradaki restorasyon sürecinde hedeflenen gelen konukların sadece bir evi görmekten öteye Atatürk hakkında, Atatürk'ün yaşamı hakkında ve Atatürk'ün Türk devletine
neler verdiği hakkında bilgilenmelerini arzu ettik. O yüzden modern müzecilik anlayışıyla burası teşrif edildi. Aynı zamanda sevgili atamızın şahsi kullanımına ait eşyalar da burada yer alıyor. Ve konuklarımızdan çok olumlu tepkiler alıyoruz burada misafirlerimizden. Efendim özellikle zaten bahçeyi de gördük. Gerçekten çok kalabalık. Sadece Türkler değil, yurt dışından gelen misafirler ve Yunan halkı da Atatürk'ün doğduğu eve oldukça fazla ilgi gösteriyor. Bu da bizi gerçekten çok gururlandırdı. Sizin de düşüncelerinizi öğrenelim. Aynen öyle. Zaten bu 2012 yılındaki restorasyon döneminde bahçede de bir peyzaj çalışması yapıldı. Burada bundan 5-6 sene öncesine kadar 25-30 bin kişiydi yıllık ziyaretçi kapasitesi. Bugün 100 binin üzerine çıktı. Artık burası bir çekim merkezi haline geldi. Yunan dostlarımız da bundan dolayı çok mutlular. Bir programımızın daha sonuna geldik. Batı Trakya'da bulunduğumuz süre boyunca bizlerden ilgisini ve desteğini esirgemeyen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı gün ve aynı saatte buluşuncaya dek tüm güzellikler sizlerle olsun. Şimdilik hoşça kalın.